yeni bir LOL Bebek açılışı videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Anne, ben burada oturacağım. Evet, yine kardeşim Dilek var yanımda. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle LOL Bebeklerimiz var. Ama bunlar yine sırasını bekleyecek. Evet, anne, hadi açmaya başlayalım. Burada bir bant var galiba. Hemen açacağım. Bu bant değilmiş ki. Ben karıştırmışım. Hop. Çok zor. Açtım. Evet, şöyle çıkartalım. Hoppa. 7. sürpriz yazıyor üstünde. Hemen açmaya başladım. Burada dursun. Şimdi açıyorum. Bunun yeri vardı ama. Bir dakika. İşte bakın. Buradaki fermuarı kullanacağız. Şöyle döndüre açalım. Döndüre açalım. Açıyorum. Açtım. İçinden bir şey çıktı. Görüyorsunuz. Sticker'lar çıktı arkadaşlar. Gizli bir şey var sanki. Acaba ne diyor? Neyse. Hadi biz başlayalım. Açıyorum. Hazır mıyız? Yine dönüyor. Dönme dolap. Tamam çıktı. Evet. Yoruldum be. Bunun kaç tane acaba çıkarılacak yeri var? Burada da bir şey var. Hemen bakalım. Galiba bize çıkacak LOL Bebek yarışçılıkla ilgili bir şey. Bakın şöyle göstereyim. Yarışçılıkla ilgili bir LOL Bebek mi çıkacak acaba bize? Gizli mesaja bakın. Şimdi bunu da açıyorum. Çıkarıyorum. Çıkıyor. Çıkıyor. Yoruldum be. Cidden çıkarması zormuş. Ellerim terledi arkadaşlar. Çok zor çıkıyor ya. Şimdi bura. Çıkardım. Evet, burada bir şey gözüküyor. Acaba ne çıkacak? Özel bir şey mi bu? Simli arkadaşlar, bu galiba özel bir şey çıktı bize. Dur bakalım Dilekciğim. Hemen şöyle. Simli bir şey mi? Evet. Çıkarttım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım abi. Heyecandan ne olduğunu gördünüz. Bakalım. Bakalım. Şunu çıkartalım. Bunun içinde acaba ne var? Açsana abi. Bir dakika Dilekciğim. Bir şey gördüm. Hepsini açacağız. Şöyle makasla çıkartıp açıyoruz. Bakalım ne? Bu da ne? Bacınla çok değişik bir elbise. Bu da nasıl bir elbise acaba? Abi şöyle değişik. Olmaz be. İçinde bir şey daha var. Abi şöyle aç. Ayakkabı. Kırmızı bir ayakkabı. Abi şöyle aç. Bu da kırmızı bir ayakkabı. Şimdi önce şuraya çıkartalım. Çıkar bakalım Dilekciğim. Orayı değil. Öncelikle burayı çıkart. Sen nasıl çıkarıyorsun bakalım? Ya ben neden çıkaramıyorum? Neyse. Ver bakalım. Ben açayım hemen. Açık mı diye bakıyorum. Çok güzel. Tamam. Açıyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Acaba birbirini değişik bir şey mi? Pembe bir matır şeklinde bir biberon çıktı. Durun, hemen diğer LOL bebeğimizin biberonunu gösterelim. Tamam. Burada böyle boş ayaklarını koyuyorduk buraya. Neyse, hemen çıkartıyorum. Zormuş bunu açmak ya. Çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da ne? Evet arkadaşlar. Bu çakma mı gerçek mi biz anlayamadık. Siz bunları bize yorumlarda söyleyin. Açıklayın arkadaşlar, bize. Arkadaşlar ben pek abimden anlamıyorum. Açalım bakalım. Çok heyecanlıyım. Açıyorum. Galiba bebek çıkacak. Evet, bebek çıkıyor. Pembe. Evet. Çok değişik. Dur bakalım. Gösterelim arkadaşlara. Böyle bir LOL bebek çıktı bize. Böyle biberonunu takıyoruz. Hop, yam 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 içiyor.
böyle bir kıyafeti var. Bunu buradan geçirecekmişiz altından. Ama bunun ne olduğunu pek anlayamadık. Bu ne acaba arkadaşlar? Kedi maskesi gibi bir şey. Bakalım. Neyse, hadi lol bebeğimizi giydirelim. Hop, şöyle vücudunu döndürelim. Tombik tombik bir lol bebek, tombik bir lol bebek, tombik tombik lol bebek. Evet arkadaşlar, lol bebeğimiz cidden çok tombik değil mi? Baksın, göbeği göbeği var böyle, çok komik. Hemen şöyle suluğunu da geçirelim ağzına. Yum yum yum. İçeceğim, içeceğim ben bunu. İçeceğim ben bunu. Abi ben de oynayabilirim mi? Oynarsın, oynarsın. Arkadaşlar, galiba bu lol bebek sahte çıktı. Neyse, siz yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Şortu bu. Şu kıyafetini de giydirelim. Abi bir şey diyeceğim. Şöyle. Abi. Bu bebeğe oynatalım mı seninle? Tamam, birazdan Dilek'ciğim, birazdan. Ne zaman? Şöyle, arkadaşlar şu an kardeşim Dilek sabırsızlanıyor. Lol bebekle oynamak için. Şöyle giydirelim. Giydirelim. Hayır, sen birini oynayacaksın, birini de ben. Hop, şöyle geçirelim. Tamam mı? Şunu da geçiremedim ya. Arkadaşım. Çok zor bunları giydirmek ya. Böyle olacakmış. Ben tam giydiremedim. Giydirdik kıyafetini ama bu diğer lol bebek gibi üstüne oturmadı. Oo, ne oluyor burada? Zehra'nın dediği gibi benden habersiz video mu çekiyorsunuz? Evet. Ne yaptın Esat? Lol bebek mi açtın? Ama galiba çakma çıktı. Baba ben açacağım baba. Şey var mı ya? Baba ben açacağım. Valla aç baba yardım edeceksin. Bence o lol bebek kilo almış ondan oğlum. Baksana. Bir dakika arkadaşlar. Baba kilo almış, bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin kızım? Size göstereceğim. Bakın arkadaşlar bence çakma falan değil. Ayaklar buraya oluyor mu? Oldu bak işte tamam. Bir şey diyeceğim baba. Zehra'dan öğrendiğimiz gibi. Ha kızım? Ben açacağım. Sen bana yardım edeceksin. Hiç öyle yani onun gibi böyle yumuşak değil. Bak bastırıyorum hemen geliyor. Şeyden kaynaklanıyor arkadaşlar. Bunun kafasına bakın. Yani çok yumuşak. Ha bakayım. Ha malzemeler farklı evet. Evet bakın mesela doğru söylüyorsun. Hatta şey şuradaki kıyafetin kalınlığı falan da farklı. Peki şöyle yapalım Esat. Hı. Mesela bunun kıyafetini şuna giydirelim. Bakalım o zaman bir şey değişecek mi? Değişir mi? Sadece kıyafet değişir değil mi aslında? Evet. Zehra'nın dediği gibi bir şey değişmez. Bakalım arkadaşlar. Lol bebek bu kıyafetler içinde biraz lol bebeğe benzeyecek mi? Aslında benzedi ha. Biraz da kıyafetten kaynaklanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kıyafet baba bir şey daha diyeceğim bak. Güzel yani biraz lol bebeğe benzetti. Ben de bulaşacağım. Evet, seninle. Bir lol bebek daha mı var kızım? Arkadaşlar. Seninle aşacağız. Tamam kızım, tamam. Lol bebekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Aç aç bitmiyor lol bebeklerimiz. Maşallah. Tekrar Ali Express'e teşekkür ediyoruz buradan. Halam bu kadar çok Allah göndermiş. Şimdi bu kıyafet halam çok... arkadaşlar hala çok göndermiş. Evet. Bu kıyafet nasıl? Bu kıyafet evet arkadaşlar. Bu kıyafet biraz yumuşak ve tabii kalıbı da çok iyi değil. Bu yüzden de lol bebek kıyafeti gibi durmuyor. Galiba bunların zaten şeyi oluyormuş herhalde. Bir çakması bir de çok heyecanlı. Gerçekleri varmış. Evet bakın. Ama ben çakma gibi de durmuyor esasen. Şey gibi sanki ya. Şey olabilir bence. Baba bir şey diyeceğim. İlk ürünler, ilk zamanlardaki ürünler bu şekilde olabilir mi peki? Ama bu yeni bir seri ya. Bence bunu Carlos bir şey diyeceğim. Ha, baba. Zehra bile bilir bu bence işleri. Bence bunu karnından bugün bebek doğdu. Evet bence bunun karnından bugün bebek doğduğu için böyle diyor. Bak Zehra olaya daha farklı bir yaklaşım getirdi. Çünkü ıslak olmuş. Şöyle yapalım tekrar. Şuydu değil mi bizim gerçek bebeğimiz? Evet. Herkes kıyafetini alsın. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kalite her zaman kalitedir. Bu yüzden. Bence arkadaşlar bir de şu da çakma olduğunu kanıtlıyor. Mesela orada gösterdiği ipucunda arı ile ilgili bir şey veya prenses ile ilgili bir şey diyordu. Ve gördüğünüz gibi bize prenses elbisesi çıktı. He, bunun ipucunda ne çıktı? Yarışçı ve kazanan şey çıktı. Baba hanım bu ne bu? Lol bebeği geçelim. Ha, ipucuyla doğru orantılı değil diyorsun baba, yani. Lol bebeği. Baba baba çıktı. Ha, zaten Esat'cığım versene şu paketi. Çıktı. Paketi getirsene. Bunu getireyim. Diğerini. Normal şu plastik paketi.
Bu neden öyle biliyor musun? Evet, çünkü paket, bu özel. Paketlerle farklı arkadaşlar. Oyunda zaten. Bu özel çıktı. Aha. Hem bunun şeyi de yani yok galiba. Bu özel bir çakma çıktı. Özel çakma. Ha. Yani biz de çakma değil yani. Hayır öyle değil şimdi. Aslında ben hala çakma olduğunu düşünmüyorum. Bazen düşünüyor gibi oluyorum ama bazen çoğu zaman düşünmüyorum. Neden derseniz ben bunun için ağzı su mu dolu ya? Evet. Allah'ım ya Rabbim her taraf su oldu arkadaşlar. Olaya bakın. Şimdi ben bunun hala çakma olduğunu düşünmüyorum. Çünkü efendim. Hemen bunu açalım. Tamam kızım açarız. Çünkü bakın aynı kalıp, aynı materyal yani mesela içerideki şeyler falan. Birebir çakmasını yapmak yerine adam orijinalde yapabilirdi. Ha bazıları orijinale çok yakın çakmalar yaparak ürünün popülaritesinden, trendinden faydalanarak haksız kazanç sağlamaya çalışabiliyor. Neyse arkadaşlar. Bu arada ben geçen videoda göstermemiştik bunu. Size bir gösterelim. Blur bebeklerin ağzına su koyduğumuz zaman ekşiyse mesela gözlerinden su geliyor ve ağlıyor. Aa. Çok içmişse o zaman iş ağzından olsun. Çıkıyor. Ağzından da kusabiliyor sevmiyorsa. Bir gösterelim. Aa, gözleri yüzü değişiyor öyle mi? Ver bakalım. Biberona bir su dolduracağım. Dur. Biberonda su yok da. Ha su yok. Suyu bekleyeceğiz zaman. Eğer enteresanmış arkadaş ya. Limon sıksak yani versek diye yüzünü ekşitecek. Vay ya, ben böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Bu yüz nasıl oynayabilir ki ya? Mümkün değil. Mümkün değil. Zehra verecek. Gel Zehra gel sen ver. Sen de bir kere daha koy. Ben de Zehra'ya gel yap. Zehra yaklaşmıyor bile arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Zehracığım gel sen yapar mısın kızım? Bastır bakalım bastır ağzına dolsun içsin. Hadi kızım. Hop. Oley. Tamam şimdi kızım. Şimdi çıkartalım. Şimdi kafasına basıyoruz. Kustu suyu. Su içince böyle oluyor arkadaşlar. Siz de küçükken bebekken çok süt içtiğinizde böyle oluyordu işte. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hayır, Esekler'den benden haber için video çekerse bana haber verin. Hayır, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.